aleyhisselam seçilmiş özel bir kişiydi. Herkesin sevip saydığı bir insandı. Eyüp peygamber çok çok zengindi. Sürüyle hayvanları vardı. Geniş arazileri vardı. Ahlakı gibi kendisi de güzel olan eşiyle, çocuklarıyla geniş bir evde oturuyordu. Ve Allah Teala Eyüp aleyhisselama peygamberlik görevi verdi. İnsanları doğru yola davet ediyor, cenneti, cehennemi hatırlatıyordu. Bazı insanlar diyorlardı ki, Eyüp peygamber zengin, hayvanları var, geniş bahçeleri var. Tabii Allah'ın emirlerine uyuyor ama biz öyle değiliz deyip imanlarında şüpheye düşmüşlerdi. Allah Teala Eyüp peygamberin sadakatini imtihan etmek istedi. Ve bir gün Eyüp aleyhisselamın bütün hayvanları birden öldü. Ve bir sel çıkıp tarlaları, arazileri birbirine karıştırdı. Malı, mülkü hiçbir şeysi kalmadı. Ve bu haber Eyüp peygambere geldiğinde hiç üzülmedi. Malı, mülkü veren Allah, alan da Allah dedi, sabretti. Allah'a isyan etmedi. Bu durum şeytan çok sinirlendi. Belalar geliyor, problemler geliyor ama Allah'a isyan etmiyor diyerek Eyüp peygamberi doğru yoldan saptırmak için çalışıyordu. Zaman sonra bir deprem oldu ve Eyüp peygamberin evi göçtü. Çocukları evin altında ezilerek vefat ettiler. Hiçbir çocuğu kalmadı. Sadece eşi kurtuldu. Bunun haberi Eyüp peygambere gelince üzüldü, ağladı. Evlat, mal gibi çalışılıp tekrar kazanılan bir şey değildi. Ama Allah'a isyan etmedi. Canı veren de Allah, canı alan da Allah dedi. Şeytan bu duruma da çok sinirlendi. Evladının üzüntüsü daha kaybolmadan Eyüp peygambere bir hastalık isabet etti. Bütün vücudunda yaralar çıktı. Hastalığı ağırlaştı, artık yürüyemeyecek hale geldi. Çalışamıyordu. Eşi çalışmaya başladı. Mal, mülk hepsi elinden gitmişti. Yıllarca sabretti hastalığına, Allah'a şikayet etmeden, şükrederek, sabrederek, dua ederek devam etti. Ne zaman ki dilinde ve kalbinde acı hissetmeye başladı, Allah'ım dedi. Sana ibadet edememekten korkuyorum. Halimi biliyorsun, merhamet edenlerin en merhametlisisin deyince Allah Teala ona Cebrail'i müjdeci gönderdi. Ey Eyüp, ayağını yere vur dedi. Eyüp peygamber ayağını yere vurduğunda yerden sular fışkırdı. O suları içtiğinde vücudundaki bütün hastalıklar kayboldu. Ve aynı suyla da yıkandı, bütün yaraları iyileşti. Eski sağlığına kavuştu. Elhamdülillah dedi. Ve imanında şüphe olan insanlar baktılar ve gerçekten Eyüp doğru bir insanmış dediler. Zenginliğinde de Allah'a ibadet ediyordu. Fakirliğinde, hastalığında da aynı şekilde Allah'a ibadet ediyordu. Ve tarih kitaplarına sabır kahramanı olarak
Eyüp peygamberin ismi yazılmıştır. Rabbim bizleri ufacık, küçücük bela, musibetlerle imtihan ettiğinde sabreden kullarından eylesin.